Merhabalar Çözüm TV izleyenleri. Bugün Kadıköy Boks Spor Kulübü'ndeyiz. İşin Özü programındaki konuğumuz hem Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün oyuncuları, şampiyonları hem de antrenörü Serdar Bey. Merhabalar Serdar Bey, hoş geldiniz tekrar programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Vallahi çok iyiyiz. Sizleri aramızda görünce daha da iyi olduk. Teşekkür ederiz. Şimdi biz de tekrardan detaylıca hem Kadıköy Boks Spor Kulübü'nü hem de kendinizi anlatabilir misiniz? Çalışmalarınızı, bundan sonraki hedeflerinizi. Tabii ki mikrofonu alabilirim. Buyurun. Şimdi biz Kadıköy Boks Spor Kulübü olaraktan kısa bir dönem içerisinde çok uzun yollar fethettik diyelim daha doğrusu. Büyük başarılar imza attık. Yani 1,5 yıllık bir kulübün mazisinde birçok İstanbul ve birçok Türkiye şampiyonu sporcuyu barındırdık. Tabii bunlarda sadece ben antrenör olarak kendimden bahsetmeyeyim. Diğer antrenör arkadaşım Tuncay Tavukçu, işte yardımcı antrenörler olsun. Onlar şimdi isim vermiyorum tabii ki ama kulüp başkanımız sayın büyük desteği olan bize Ahmet Eren'e artı bazı sponsorlarımız, işte özel Kervan Anadolu Meslek ve Sağlık Lisesi'nin ve oranın müdürü sayın Orhan Bey'e buradan öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada da bizim 4 tane Türkiye şampiyonu sporcumuz var. Sayın Derin Bey de bize çok büyük destekler sundu. Çünkü sporcularımızın antrenmanlara geldi. Bazen okul aksatabiliyorlar. Milli takım kamplarına gidiyorlar çünkü çoğu. Bize destek çıkıyorlar. Onun da burada Orhan Derin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu an stüdyoda konuğumuz Rasim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bizim Melisa Yılmaz Türkiye şampiyonu sporcumuzun sponsorudur kendisi de. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bizim asıl hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda madalya almak, olimpiyat şampiyonu çıkartmak, dünya ve Avrupa şampiyonlarında dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuları çıkartmak. İlk hedefimiz olan İstanbul şampiyonluğu, ilçe arası turnuvalardaki birinciliğimizi tamamladık. İkinci hedefimiz Türkiye şampiyonluğu, ona da ulaştık. Üçüncü hedefimiz çok zor olan, yani daha doğrusu zor ama bize göre aslında gerçekten kolay, çünkü öyle başarılı ve potansiyel sahibi sporcularımız var. Avrupa ve Dünya Olimpiyat'da madalya alıp şampiyon olacak sporcularımız, hedefimiz aslında o ve öyle sporcularımızın var olduğuna inanıyoruz ki zaten önümüzdeki yıllarda bunu hep beraber göreceğiz. Ülkemizin bayrağını dünyada ve olimpiyatta dalgalandıracağız. Dünya boks arenalarında ülkemizi en iyi şekilde ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan adım gibi eminim. Çalışmalarımızın zaten meyvesini de alıyoruz şimdiden. Bu yıl İstanbul Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettik. Türkiye Şampiyonası'na ve İstanbul'da Türkiye Şampiyonası sporcular çıkardık. Milli takıma sporcular verdik. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olduğumuzu kanıtladık. Biz hem buraya çalışıyoruz hem Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda atölyeyiz. Başarılı olup da bizi madalya getiren tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Serdar Bey, şöyle sorayım size tekrar. En güncel, en yakın zamanda almış olduğunuz başarı, ödül hangisi? Şimdi bizim bu sene Üst Milletler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Yusuf Özdemir sporcumuz. Namalip bir sporcu Türkiye'den şu anda. Avrupa Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı'na girip Avrupa Şampiyonası'na girip ülkemizi temsil etti. Avrupa Şampiyonası'nda Alman ve Fransa rakipleri yenerek çeyrek finale çıktı. Fakat çeyrek finalde 2-1 maalesef Rus'a yenildi ama orada bir hak yeme hakkı yani olduğunu herkes söylüyor bunu. Maalesef Rusları birazcık dünyada fazla tutuyorlar. 2-1 maalesef Rus'a yenildi.
Bursa Avrupa şampiyonu oldu. O maçı geçseydi zaten %99 Avrupa şampiyonu diye düşünüyorum. Diğer bir sporcumuz Melisa Yılmaz da Avrupa şampiyonasında İtalya'da maalesef sakatla dolayısıyla maça devam edemedi. Artı aynı zamanda Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan iki tane daha sporcumuz burada kendileri. Onlar da Türk milli takımına iştirak ettiler. Siyahi bir sporcumuz var, Meksika asıllı. Tarık Sözer, o da Türkiye şampiyonu sporcumuz. Aynı zamanda Türkiye'nin en teknik boksör seçilen sporcularımızdan birisi. O da şu anda milli takım kampında, şu an Türkiye milli takım kampında. Yani bu sezon bayağı bir başarılı geçti Kadıköy Boks Spor Kulübü için. Kulübümüz destek açısından hiçbir sporcudan hiçbir şey, malzeme olsun. İşte yatakhanemiz var yan tarafta. Orada yatılı kalıyorlar. İşte yemeklerini yiyorlar. Tabii yemek yemeleri için sponsorlarımızdan sayın Katı Lokantaların sahibine Zafer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. O da bize büyük desteklerini sunuyor. Çünkü sporcularımız orada günde 3 öğün yemeğini yiyor. Yatakhanede kalıyorlar. Onlar da Kadıköy'ün esnafları. Kadıköy'ün ismini duyurmak için, bu sporculara destek çıkmak için sponsorlar. Çok teşekkür ederim kendilerine de aynı zamanda buradan. Zafer Bey ve Katı Lokantalarına. Yani biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Olimpiyata sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlarda madalya almaya çalışıyoruz. Umarım bu olimpiyatlarda bunun meyvesini alacağız. Umarız Kadıköy Boks Spor Kulübü umduğunuzdan çok çok daha büyük başarıları imza atar. Biz de bu konuda her koşulda sizi destekliyoruz Çözüm TV olarak. Şimdi isterseniz bu şampiyonluk sahibi olan çocuklarımızla konuşalım, gençlerle konuşalım. Bu ödülleri nasıl almışlar hem onları tanıyalım. Ben bu taraftan böyle başlamak istiyorum. Öncelikle seni tanıyalım. Buse Baykal, 17 yaşındayım. 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Benim aldığım şampiyonluk İstanbul şampiyonluğu. Hayatımdaki ilk maçımdı gerçekten ve çok heyecanlı bir maçtı. Hani oraya çıktığımız zaman hem sponsorlarımız, hem hocamız, hem bize güvenen takım arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmak istemedik. Hani elimizden gelenin fazlasını yaptık. Bunun sonucu olarak hem antrenörümüzden hem de sponsorlarımızdan tekrardan teşekkürlerini, desteklerini aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Spor gerçekten hani takım işi olduğu için arkadaşlarınızın ve kendinizin güveni çok gerekli. Hani ben 3 yıldır yapıyorum. Gayet mutluyum. Hani daha çok başarılarımın olacağına inanıyorum. Ve hani takım arkadaşlarım, antrenörüm olarak her idmanda aynı şekilde hep söylediğimiz bir şey var. Kadıköy Boks ailesi bir takım, bir spor kulübünden daha çok gerçekten bir aile gibidir. Hani çünkü nerede ne sıkıntımız olsa abilerimiz, hocalarımız, yanımızda bulunan diğer yardımcı antrenörlerimiz hepsi destek olarak bizden esirgemezler. Hepsine teşekkür ediyorum. Şu an burada bana söz verdiniz. Size de teşekkür ediyorum. Böylece size bırakıyorum. Adım Enes, soyadım Korkut. 3 seneden beri boks yapıyorum. Bir Türkiye, bir tane de İstanbul şampiyonluğuna sahibim. Hocalarım Serdar Avcı ve Arda Temer Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Başta bu işi destekleyen babama da çok teşekkür ediyorum. Bu konu burada yardımcı olan herkese, yani takım arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Işıl Ceylener, 3 senedir bu sporu yapıyorum. İstanbul şampiyonluğum var ve Cumhuriyet Kupası kazandım. Bu kadar. Adım Ömer Faruk, soyadım Korkut. 3 seneden beri boks yapıyorum. 12 yaşındayım. Türkiye şampiyonu ve İstanbul şampiyonu oldum. Ayrıca Türkiye'de 3. en iyi teknik boksörlerin arasında 3. oldum. Teşekkür ederim. Hi, my name is Yusuf Adamici. I'm a representative of the Korkut Boxing Club. I am the next upcoming professional federal champion WBC HBO under Showtime Boxing America. Kadıköy Boxing Club is the best club, in Turkey. And our trainer Kosada is the most and important best trainer in Turkey. He has more boxing techniques. May God bless him, inshallah. Serdar Abay, 5 yıldır lisans olarak boks yapıyorum. İstanbul ve Türkiye şampiyonluğum var. Aynı zamanda mini takımdayım. Serdar Hoca ve kulübümüz bize çok destek oluyor. Kulübümüzün başkanı Ahmet Ali'ne çok teşekkür ediyoruz. İsmim Rasim Akgün, 38 yaşındayım. 4 senedir bu sporla uğraşıyorum. Bu spor hem amatör olarak hem gençlere yardımcı olmak amacıyla
hem Serdar hocamıza hem diğer hocalarımıza hem genç sporculara burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kendimiz de spor yapmış oluyorum. Cumhuriyet Kupası kazandık burada turnuvada. Onun dışında bizim abicide burada bu kulübe daha fazla destek veren başkanımız Sayın Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Hem zamanını hem emeğini hem maddi manevi her şeyini bu kulübe kendisi vermekte. Biz de arkadaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bu arada biz kendimize spor yapmış oluyoruz. Burada bütün hocalarımıza, özellikle Serdar hocama çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Adım Serkan Öztürk, 28 yaşındayım. 4 yıldır boks yapıyorum. Antrenörümüz Serdar Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bu boksa geldiğim zaman hiçbir şey bilmiyordum. Onun sayesinde bir yerlere kadar geldim. İstanbul şampiyonusuyum. Başkanımız Ahmet Eren'e çok saygılar ve teşekkürler ediyorum. Benim bu salonla işim müdürüm Özen Sungur'la teşekkür ediyorum. Çözüm TV ekranlarında İşin Özü programında Kadıköy Boks Spor Kulübü'ndeki programımız devam ediyor. Genç ve yetenekli şampiyonlarımızı tanıdık. Kadıköy Boks Spor Kulübü'ne gönül veren insanları, destek veren insanları tanıdık. Şimdi tekrar antrenöre Serdar Bey'e döneceğiz. Serdar Bey bize son olarak neler söylemek ister Kadıköy Boks Spor Kulübü ile ilgili? Mikrofonumuzu ona çeviriyoruz. Öncelikle Çözüm TV'ye teşekkür ediyorum bugün konumuz olduğu için, bize bu söz hakkını verdiği için. Hedefimiz, yine söylüyorum, olimpiyatlar, daha sonra dünya arenalarında ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için bizim yeterli, hani derler ya, mayamız var, başarılı sporcularımız var. Bir sonraki olimpiyatlarda hepimizi göreceğiz. Çıkan madalyayı buradan ülkemize, tüm Türk halkına, herkese hediye edeceğiz buradan. Umuyorum ki bu Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında da madalyalar alalım. Bize desteğini esirgemeyin. Sonra tüm hem kulüp başkanımız Sayın Ahmet Eren'e, sponsorlarımız, özellikle Adana'nın Meslek Sağlık Lisesi'ne, Rasım Akgün bizim sponsorlarımızdan bir tanesi yine, Kadı lokantalarının sahibi Zafer Bey'e hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu emeklerinin boşa gitmediğini hepsini göstereceğiz olimpiyatlardan neden olarak. Bunun en iyi karşılığını da böyle vereceğiz. Aynı zamanda bize destek çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü, ben kendisine baba derim yine, Mert Öztemel bizim şube başkanımız. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şube başkanı. Ben aynı zamanda Fenerbahçe'de çalışıyorum. Tuncay Tavukçu benim arkadaşım, o da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün antrenörü ama aynı zamanda ikimiz burada görev yapıyoruz. Bize çok büyük desteklerini sunuyor Sayın Mert Öztemir Kulüp Başkanı. Buradan da buradan çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de gene teşekkür ediyoruz buradan bize desteklerini sunduğu için. Umuyorum ki bu önümüzdeki yıllardaki tüm turnuvalarda tüm emeklerin karşılığını maraya olarak hem kulübümüze hem ülkemize vereceğiz. Herkesi sevindireceğiz, herkesin yüzünü güldüreceğiz. Hani dünya boks tarihinde Türkiye'nin ne olduğunu dünyaya göstereceğiz. Yani ülkemiz 80 milyonluk nüfustan, bir 5 milyonluk Ermenistan'dan Avrupa Dünya Şampiyonu çıkıyor da 80 milyonluk Türkiye'den neden çıkmasın bu? Üzücü bir olay. Yani umarım önümüzdeki yıllarda bunun karşılığını hep beraber alacağız. Teşekkür ediyorum sizlere. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum. Biz teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Hem misafirperverliğiniz için hem de Türk sporuna bu vermiş olduğunuz değer için. Ve tabii ki sizinle beraber sizi destekleyen, Kadıköy Boks Spor Kulübü'nü destekleyen herkese aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Çünkü hani... Son bir şey söyleyeceğim. Çok affedersiniz, lafınızı böldüm. Bu akşam NTV Spor'da naklen yayınlanacak zaten. 10.30 gibi tahminim yayınlanacak. Bu ABF'in dünya klasmanındaki sporcular, 4 sporcu, onlardan bir tanesi zaten benim sporcum da Adem Kılıççı. Beraber uzun dönem çalıştık. Onun
maçı olacak. Ona da buradan başarılar diliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de gene tekrardan Sayın Mert Öztemen'e bu organizasyonun dolayı, buradan başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ona yani gerçekten tebrik ediyorum. Büyük bir başkan. Umarım bu akşamki maçımızı da alacağız. Hep beraber zaten buradan çıkıp o maçı izlemeye ve oraya destek çıkmaya gidiyoruz Kadıköy Boks olarak tekrardan sporcumuza. Size de tabii ki aramıza görmekten mutluluk diyoruz. Tekrardan teşekkür ederim. Buyurun. İnşallah bu akşam büyük başarılarla döneceksiniz. Biz de başarılar diliyoruz size tekrardan. Çalışmalarınızı, gayretinizi ve desteğinizi tebrik ediyoruz. Bütün genç arkadaşları, bütün sporcuları tek tek tebrik ediyoruz. Misafirperverliğinizden ötürü de Çözüm TV'ye konuk olduğunuz için de tek tek teşekkür ediyoruz. Başta siz olmak üzere diğer bütün emek verenlere ve sporcu arkadaşlara. Evet, Çözüm TV izleyenleri, bir işin özü programının daha sonuna geldik. Sektörde başarılı ve alanında öncü insanlarla görüşmeye, söyleşiler gerçekleştirmeye, onları tanımaya devam ediyoruz. Bugün Kadıköy Boks Spor Kulübü'ndeydik. Serdar Bey'i daha önceden de tanıyordunuz. Buranın antrenörü Serdar Avcı'yla ve şampiyonlarıyla, Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün şampiyonlarıyla görüştük. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin.